Tarım ve Hayvancılık Platformu'nun çok değerli başkanı, grup temsilcilerim ve çok değerli üyelerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Malatya öncüler şehri. Bu manada da özellikle sivil toplum örgütleri konusunda da gerçekten ben Türkiye örnek temsil edecek bir burada faaliyet içerisinde bulunduğumuzu görüyorum. Tarımla ilgili sivil toplum örgütlerinden oluşan 30'a yakın sivil toplum örgütleri bir çatı altında birleşerek böyle bir platformun olması gerçekten çok güzel bir olay. Bu Türkiye bazında da örnek gösterebilecek olay olarak görüyorum. Çünkü birey olarak bizlerin sorunlarımızı, problemlerimizi dile getirmek veya karşımda dinleyici bulmak çok zor. Ben her zaman bu platformun yanında olacağım. İnşallah Malatya tarımına ve Türkiye tarımına hayırlı olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. İl Müdürüm, değerli başkanım, değerli platform üyelerimiz, Malatya'da Tarım ve Hayvancılık Platformu'nun kurulması Malatya için, hatta bölge için önemli bir kazanım olarak görüyorum. Ortak sorunların taşradan bakanlığa iletilmesi ve bir takım çözüm önerileri katması anlamında Malatya için önemli bir değerdir. Malatya'ya çok şey katacağını düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Tarım ve hayvancılık her zaman söylüyoruz. Her ülkenin, dünyanın hatta vazgeçilmezidir. Gıda ve su önemlidir. Zaten burada da en önemlisi şu. Birlikte hareket edebilmek, birlikte sadece oturup burada bazı şeyleri konuşup da onları unutmak değildir. Biz ziyaretlerimizde de bunları gündeme getirdik ama bizim artık bazı çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bazı projeleri hazırlamamız gerekiyor. Bundan sonra inşallah hep birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle birlikte hareket ederek bütün sivil toplum örgütleri, tarım paydaşları olarak, tarım ve hayvancılık paydaşları olarak birbirimize yardımcı olacağız. İnşallah bu platformumuzu en iyi şekilde Malatya'mızın tarımına ve hayvancılığına nasıl katkı sunabiliriz diye çalışmalarımızı hep birlikte yürüteceğiz.